Merhaba, ben Ayben. Haber Sözlüğüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi haftanın haberlerini ve sosyal medya gündemini takip etmeye, anlamını bilmediğimiz kelimelerin izini sürmeye devam ediyoruz. Bu hafta izini sürdüğümüz kelimeler: rezerv, akıbet, fail, muafiyet, istişare. İlk kelimemiz rezerv. Kökünü Fransızca. Kelimenin birden fazla anlamı var. İlk olarak ileride kullanılmak üzere artırılmış, saklanmış, biriktirilmiş şey anlamına geliyor. Bir diğer anlamı ise yedek, ihtiyat, döviz rezervi. Bir başka anlamı ise yatağında veya hafızasında bulunduğu hesaplanan henüz işletilmemiş kömür, demir, petrol ve benzeri. Son olarak çekince anlamını da ekleyelim. Kelime, Merkez Bankası 2003 sonrası en düşük düzeyine net döviz rezervleri neden önemli haberinde dikkatimizi çekti. Haberde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı verilerden yola çıkarak yaptıkları hesaplama sonrası Merkez Bankası'nın net döviz rezervlerinin 9 Nisan itibariyle 9 milyar 930 milyon dolara gerilediğini yazdı. Haberde Nisan 2003'ten bu yana net döviz rezervlerinde bu kadar düşük bir düzeye inilmediğinden söz ediliyordu döviz rezervi tartışmasına Merkez Bankası'ndan açıklama. Merkez Bankalarının rezervleri tartışma konusu olmuyorken. Haber sözünde sıradaki kelimemiz akıbet. Kökeni Arapça. Bir iş veya durumun sonu, sonuç elinde sonunda anlamına geliyor. Kelime kayıp atların akıbeti haberinde dikkatimizi çekti. Haberde adalarda atlı fayton taşımacılığının sonlandırılmasının ardından nedeni bilinmeyen bir şekilde çok sayıda atın kaybolduğundan bahsediliyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı 1200 atın akıbeti hakkında tartışmalar sürüyor. Sıradaki kelimemiz fail. Kökeni Arapça. Herhangi bir durum ya da olay karşısında bu olguları gerçekleştiren, kişi adına yapan, eden ya da işleyen olarak kullanılmaktadır. Fail kelimesinin diğer bir kullanım şekli ise hukuk terimi olarak kullanılmasıdır. Hukukta herhangi bir suçu işleyen veya suç oluşumunu sağlayan kişi olarak kullanılıyor. Kelime Geleneksel faili meçhul yangınlar mevsimimiz başladı haberinde dikkatimizi çekti. Haberde Ege bölgesinde özellikle Mayıs ve Eylül döneminde yaşanan orman yangınlarından ve ormanları kimin neden yaktığı sorusunun cevabının ise bir türlü bulunamadığından bahsediliyordu. Haberde geçen meçhul kelimesinin bilinmeyen anlamına geldiğini de unutmadan ekleyelim. Haber sözünde dikkatimizi çeken bir başka kelime ise muafiyet. Kökeni Arapça, Herhangi bir durum karşısında ayrıcalık tanınmış, ayrı tutulmuş anlamına geliyor kelime. Tam kapanmadan kimler muaf olacak? İçişleri Bakanlığı açıkladı haberinde dikkatimizi çekti. Haberde kabine toplantısında alınan tam kapanma kararından sonra İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine genelge gönderdiğinden ve bakanlıktan yapılan açıklamada tam kapanmadan muaf olacak kişilerin ve yerlerin listesi yer alıyordu. Tam kapanmada muafiyet kapsamındaki işveren esnafın vergiden muaf tutulacağını açıkladı ancak... Bir diğer anlamını merak ettiğim haftanın son kelimesi istişare. Kökeni Arapça. Değerlendirme yapmak danışma anlamına geliyor. Tek bir kişinin karar vermesinin güç olduğu durumlarda konunun istişare edilmesi gerekir. İstişare, konuyu farklı görüş açılarına sunmak, başkalarının görüşlerini alma anlamına kullanılan bir kelimedir. Cumhurbaşkanlığı, Yüksek İstişare Kurulu toplandı haberinden not aldığım bir kelimeydi. Rezerv, akıbet, fail, muafiyet ve istişare kelimeleriyle haftayı noktaladık. Kanala abone olabilir ve bizleri RGB Live sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde ekranlarda rastladığım 5 yeni kelimeyle karşınızdayım. Hoşçakalın.